günler. İyi günler ablacığım. Ben sabahları yürüyüş yaparım. Ama o gün isabetli oldu. Gelirken bu 24 tane köpek üzerime yürüdü. Bir tanesi ürme yaptı. Bağırdı. Ondan sonra 24 tanesi üstüme yüklendi. O kadar çırpındım. Karşı geldim. Fakat bir türlü önleyemedim. Fakat bayılmışım. Onlar ondan sonra beni bırakmış gitmişler. Tekrar kalktım. İşte kendim hemen yola çıktım. Yoldan artık fırına kadar yaklaştım. 150 metre yürüdüm. O anda köpekler yine hücum ettiler. Ama fırına yaklaştığım için vatandaşla karşı geldi hemen oradakiler. Ambulans çağırdılar. Ambulansın etrafını sardı köpekler. Ya o kadar hücum ediyorlardı. Velhasıl ben ambulansla Nevşehir'e götürdüler. 60 tane dikiş atıldı bana. Sol tarafımı tamamen parçalamışlar. İki kapakçığı değişti benim. Kullanıyorum kan cıvıtmak için. Fakat kan çok fışkırıyordu. Neredeyse tehlikeli benim durumum. Ben de bayağı köpekleri falan gördüğüm an korkuyorum. Geceleri dahi ben uyuyamıyorum. Bir de banda şeyi bıraktı. Acıyı çektiğim için onun ıstırabını halen gece dahi yatakta izah ediyorum. Yani ınlıyorum. Hanım niye öyle yapıyorsun diyor. Bir türlü buna çözüm yolu bulamadım. Bu saldırıdan dolayı bayağı bir sıkıntı yaşamakta. Mesela evde otururken akşam dışarıda bir köpek havlaması veya başka bir şeyde aniden irkilmekte. Psikolojik yönünden çok aşırı etkilemekte. Yaştan dolayı da verdiği bir bazı bu bıraktığı bu acı his kendisini yoğun bir şekilde halen daha psikolojik yönden zor durumda bırakıyor. Şimdi şu olay, biz hukuk mücadelesini yoğun bir şekilde sürdürmekteyiz. Sokak hayvanları hepimiz seviyoruz. Sokak hayvanların hakkı var da insanların hakkı yok mu? Bu özellikle babamın bulunduğu Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bir evde, yani bahçesinde yaklaşık 35-40 tane birbirine çok yakın şekilde zincirlerle ve asi şekilde bir hayvanlar bağlı şekilde beslenmekte.